Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bugün size yine çok önemli bir konuyu anlatacağız. Bel fıtığı için özel bir masaj yöntemini göstereceğim. İlk videomuzda bel fıtığından nasıl kurtulabilirim videomuzda bel fıtığını detaylı anlatmıştık ve tedavisini de göstermiştik. Oradaki egzersizleri ve masajı yaptıktan sonra bunu da ekleyebilirsiniz tedaviye. Biraz sonra göstereceğim masajı siz yine doktorunuza ve fizyoterapiste danışmadan yapmayalım. Siz de ev ortamında yaparken karın altına 2-3 tane yastık koyun. Bu şekilde gövdesi hafif bükülecek şekilde bu pozisyonda masaja başlamanız gerekiyor. Neden bu pozisyonu aldık? Biraz daha bu şekilde omurgamızı bükünce hem bu bel bölgesindeki omurgalar biraz daha dışa doğru geldi. Hem de kas kitlesi bize biraz daha yaklaşmış oldu. Bu pozisyonda kasları daha rahat gevşetebiliriz. Şimdi başlamak için İsterseniz kantaron yağı, isterseniz zeytinyağı, isterseniz de krem kullanabilirsiniz. Ben genelde bir bölgeyi tedavi ederken sadece o bölgeye masaj yapmıyorum. Onun bir üstüne ve bir altına da yapıyorum. Bugün sizlere bel bölgesini gösterelim ama. İlk başta omurganın her iki yan tarafında bulunan kas gruplarını biraz gevşetmemiz gerekiyor. Bunun için parmakları aşağıya doğru bastırarak kürek kemiklerinin altına kadar gidin. Bugün hastamıza da tam bir seans olarak yapacağız. Baskıyı biraz fazla uygulayabilirsiniz parmak uçlarıyla. Şöyle hafif yüzeyli yapmayın. Biraz bastırın. Aşağıya doğru 90 derecelik açıyla. Bu omurganın her iki yan tarafında bulunan kas grupları bel bölgesinin altından başlayıp boyuna kadar devam ediyor. Hatta boynu da geçiyor. Kafaya kadar devam eden kas grupları bunlar. Bu şekilde 2-3 dakika yaptıktan sonra yine aynı kas grupları için elimizde her iki baş parmağıyla dışarıya doğru kneading dediğimiz bu hareketi yapıyoruz. Kürek kemiklerin altına kadar çıkabilirsiniz. Masajı yaparken aşağıya doğru gelirken bastırmıyoruz. Ama el temasını da kesmeyeceğiz. Masaja en alttaki kas kitlesinden başlıyoruz. Burada sakrum dediğimiz yapı var. Onun hemen üstünden, bakın zaten burası kemik çıkıntısı, buradan yapamazsınız. Şurada elinize boşluk gelmesi gerekiyor. Buradan yapmanız gerekiyor. Bunu da 2-3 dakika yaptıktan sonra bu sefer yan taraftaki kas gruplarını gevşetmemiz gerekiyor. Bunları gevşetirken de elimizle her iki tarafa doğru açacağız.
İlk videomuzda bel fıtığı nedir onu anlatmıştık ve bel fıtığının tedavisini anlatmıştık. İlk videomuzdaki egzersizleri ve masajı yaptıktan sonra bu masajı da tedavinize ilave edebilirsiniz. Bu videoda kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Bazen böbrekte problem oluyor. İnsanlar bel fıtığım var zannediyor. Bunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Bunu ayırt etmek için böbreklerimizin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böbreklerimiz genelde T11-L3 aralı diyeyim kısaca. Yani şöyle kabaca göstermek gerekirse şuralarda. Buralardan yaklaşık olarak 6-7 santim sağda ve solda merkezleri. Tabii ikisi aynı seviyede değil. Sol taraftaki biraz daha aşağıda duruyor. Genelde bu bölgelerde ağrı hissediyorsanız bel fıtığı olmayabilir. Başka probleminiz olabilir. Onun için de nefroloji ya da üroloji doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sonra bunu her iki tarafa yana açmayı gösterdik. Bir daha göstereyim şöyle. Bunu gösterdikten sonra şöyle kaburganızı bulun. En sondaki kaburga. Ondan sonra biraz içeri doğru gelin. Orada bir boşluk hissedeceksiniz. Sonra buralarda çok hassasiyet oluyor. Hatta şu an basınca hasta da hissetti. Her iki taraftan buraya baskı uygulayın. Bunu da 2-3 dakika boyunca yapacağız. Toplamda 10 dakika civarı masajımızı yapıp bitireceğiz. En sonda genel kan dolaşımı için tabiri caizse kalp çizeceğiz böyle. Bir iki dakikada bunu yapacağız. Arkasından masajımızı bitireceğiz. Gösterdiğimiz masajı yaklaşık olarak 10 dakika yapacaksınız. Ve her gün yapmayacaksınız. Bir gün yapıyorsanız bir gün yapmayacaksınız. Gün aşırı yapmanız gerekiyor. Çünkü bel bölgesindeki teker teker gösterdiğimiz kas gruplarında hassasiyet oluşabiliyor. Masajı yaptıktan sonra muhtemelen bir gün sonra o bölgede hafif hassasiyet oluşacak. Siz her gün her gün yaparsanız hastanın ağrısını artırabilirsiniz. Onun için gün aşırı yapmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.